İmbat operasyonu o iş adamının ihbarıyla başladı. Dün gözaltılarla devam etti. Yürütmesi Danıştay tarafından durdurulmuştu ama adli kolluk yönetmeliğindeki değişiklik bu operasyonda uygulandı. Polis operasyondan önce üstlerine iki kez bilgi verdi. Savcılık soruşturmayı açınca şüphelilerle ilgili teknik takip süreci de başlamış oldu. Alınan mahkeme kararlarının ardından polis şüphelileri bulundukları noktalarda izlemeye başladı. İşte izleme noktalarından birisi de burası. Bakın hemen Devlet Demiryolları Liman İşletmesi'nin karşısı. Polis buradan fotoğraf ve görüntü kaydı yaptı. İşte o görüntülerden biri. Jammer verdi. Abi jammer verdi. Sinyal keseceğim. İddiaya göre polis bu görüntüyü İzmir Limanı'na alınacak vinç ihalesinden bir gün önce 6 Mayıs 2012'de kaydetti. Firma temsilcileri Mahmut Canbayoğlu ve Tayfur Uzun'la Binali Yıldırım'ın bacanağı Cemalettin Haberdar ve Limanlar Daire Başkanı Muhsin Yılmaz Ankara'da bir AVM bahçesinde buluşuyor. Abi içerideki arkadaşı uyarsana Ali abi. Muhsin Yılmaz'ın elinde sinyal kesici cihaz, Tayfur Uzun'un arka cebinde ise gazeteye sarılı bir paket var. Sonra aynı dörtlü çimenlere oturuyor. Mahmut Bayoğlu çantayı bir paket sıkıştırıyor. İddiaya göre soruşturmanın bir numarası da o. Hala emniyette ifadede vereceği bilgilerle gözaltılara yenileri eklenebilir. Soruşturmayı yürüten savcılık, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman'ın da ifade vermesi için talimat gönderdi. Eski bakan Binali Yıldırım'ın bacanağı ile birlikte 10 kişi ise hala aranıyor. Liman operasyonunda 10 kişi aranıyor dedik. O 10 şüphelinin yakalanması ile ilgili gelişmeler var. Hemen İzmir'e İhsan Yıldız'a gidelim. İhsan, emniyetle savcılık neden birbirine girdi? Önce onu söyle ve savcılık...